Rumeli mutfağının eşsiz lezzetlerini konuşmaya. Tabii ki önce pirincimiz var burada. İpsala pirinci. Evet. Ben çok merak ediyorum. İpsala pirinci Çiğdem Çalışkan bize anlatsın. Ben bir açacağım, bir pirincime bakacağım. Değişik dedin çünkü şekli. Evet. Kara mı bu? Oradan da daha esmerimsi böyle. Çok güzel bir pirinci var. Bakayım. Tamamen doğal. Trakya mutfağının. Pirinci Edirne Trakya. Bakar mısın ya? İşte bu ya. Ey maşallah. Bu baldo değil o zaman, daha küçük. Büyüyor. Büyüyor. Suya girdi mi bayağı büyüyor. Büyüyor. Suya girdiği zaman büyüyormuş bak. Böyle kaynadığı zaman büyüyor. Kemiklerle yapacağım bunu. Evet, çok lezzetli bir pirinç. Pilavın aslında harika pirincin oldu. Ne kadar faydalı olduğunu evet. Ben demeyeyim de doktorlar desin. Yine ben demiş olmayayım ama hani ekmekte yiyince ne bileyim yanında bir şeyler yiyince tabii ki faydası oluyor da bir de GDO'suyla oynanmış olan pirinçler evet faydası ama evet. Pilav aslında çok faydalı biliyor musun mideye? Tabii. Sınır aşmadığı süre içerisinde her şey. Aynen öyle. Peki şimdi biz aslında Trakya mutfağını birkaç kez daha böyle yayınladık ama benim şimdi burada ilk kez gördüğüm şeyler var. Mesela loznik. Loznik. Bu nedir abi? Mısır unundan yapılıyor. Bir ters tuzlu kek tarzında taze yaprak koyuyorsun etrafına. Yoğurt, yumurta, mısır unu karıştırıyorsun onları. Bakar mısınız beraber? Şimdi? Pasta gibi. Evet. Loznik. Hı hı. Bu sarma yaprağı mı? Ha, sarma yaprağı, dışı, asma yaprağı. Komşunun dışı asma yaprağı. Topladım tamam. Dışı aslında. Asma yaprağı, hı? İçi evet. Bildiğin mısır unu. Evet, mısır unundan kek, yumurta, yağ koyuyorsun. Bunu işte. Mesela niye dışına sarma böyle yaprakla yapacaksın? Yani nineler öyle yapmış. Trakya'nın eski lezzetlerinden. Ben bir dakika, en yaşımız Arif abi ona soralım. Evet. Arif aga bunu niye böyle yapmışlar? Güzel kardeşim, hikmetsiz hiçbir şey yapmazlar. Evet. Vardır bir hikmeti. Onun hikmetini de neyle ölçeceksin? Yiyeceksin, tadacaksın. Allah'ın lezzetli. Sana verdiği o dil ve damak söyleyecek. Evet. Harika, valla pasta gibi ya. Pasta zaten lezzeti öyle. Değişik. Tavada oluyor, istersen tepside yemeğe. De oluyor. Baklavayı zaten biliyoruz. Baklava, bak, kapuska, kapuska. Yalnız baklavamız eski, çok eski tarihlerden kalma. Normal cevizli baklava değil, susamlı baklava. Susamı eziyorsun oklavayla ondan sonra. Bunu da bana geçenlerde bir arkadaşım hatırlattı. Onun anneannesi yapıyordu. Trakya'da bayramlarda yapılır. Yanında ayranla ikram edilir. Bir dakika hemen soralım Arif Bey. Arif Bey, baklava neden susamlı ve neden ayran ikram edilir? Kardeşim yedin kaç tane biber? Heh. Biber yedikten sonra hemen kardeşim sana bir ayran getirdi. Heh. Şimdi de baklava yiyeceksin, arkadan ayran içeceksin. Yani şimdi onda bir tat var. Bakın, onda bir tat var. Ayranda da bir ekşilik var. İnsan vücudunun ikisi bir araya gelince midede hazmı kolaylaştırıyor. Evet, dengeli. Uzmanımız Arif abiye. Odur. Soracağız. Ya. Kapuska. Bu bildiğimiz kapuskadan evet. Farkı ne mesela? Normal et, kemik eti kaynatıp suyuyla yaptım onu. Lahanayı doğrayıp soğanla birlikte kavurdum güzelce ne? Pişirdim. Yani lahananın evet sonsuz faydası var, şeyi var ama kapuska ne bileyim ben hani çok... Çok faydalı. Bana hitap etmiyor. Sen yer misin çok kapuska? Çok aramam ama yerim. Böreği oluyor onun. Taze fasulye, müthiş. Kapuska falan yerim yani. Bunu böreğe mi attın? Çok aradığım bir şey değil ama. Böreği. Arif Aga'nın önünü kapattım be. Kapattı gerçekten ama aydınlık güzel. Arif Agam kapuskadan bahset bize. Vallahi biz kapuskasız yatarız kalkarız kapuska yeriz. Vallahi ben, ya. Kardeşlerim senin olduğu gibi mideni çalıştıran kapuskadır. Sen şimdi kapuskayı yeme ondan sonra mıy 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 git. Olmaz. Enerji. Yiyeceksin kapuskayı Arif göreceksin Agam'da. Hayatı. Yiyeceksin kapuskayı. Göreceksin hayatın güzelliğini. Göreceksin hayatı. Tabii. Peki. Doğal. Tabii burada Arif Aga doktor değil. Biz ona değil. Sadece sonuçta Arif Aga 106 yaşında olduğu için evet. Biz ona danışıyoruz. Bu yaşa kadar nasıl yaşadı, nasıl beslendi onları soruyoruz. Arif Agam kuru fasulye. Dur şimdi soracağım sana. Önce bir yapışını anlat. Çarabiber diyoruz biz. Şu biber mi? Evet çarabiber. Acı biberdir kendisi. Turşu da yemeklerde koyulur. Bir de pul biberini bundan yaparız biz. Kuruturdu büyüklerimiz. Hani bu Karadeniz'de yapılan kuru fasulye vardır. Böyle şekerli gibi. Bu onun gibi bir şey. Yok bu memleket fasulyesi. Memleket fasulyesi. Hı-hı, memleketten geliyor bu fasulyelerimiz. Fırına atıyoruz. Pişirip fırına atıyoruz. Çok lezzetlidir. Hemen Arif Aga'ya dönelim. Arif Agam kuru fasulye. Be güzel kardeşim. Her şeyin elinde. Dilinde de konuşuyorsun. Al bir kaşık çağız. At bakalım seni dil damağın söylesin. Bize niye söylettiriyorsun? Ama agam şimdi hepsini karıştırırsam midem bana ne diyecek? Yedin orada koşa koşa biberleri. Mide sana ne dedi? Mide fesadı geçiriyor. Ya. O da büyük bir şifa. Peki
Burada çok güzel bir evet. Gazoz tatlısı. Gazoz bak tatlısı. Bunu yeni duydum. O da Trakya'ya has bir tatlıdır. Mayalı hamurla yapılır. Oo. Mayalanır. Büyük açarız tepsiye göre. İçini yağlayıp üstüne ceviz veya fındık ne varsa sarıyoruz. Rulo haline getirip bekletiyoruz. Bir saat sonra fırına atıyoruz. Harika. Bunu sormayacağım. Zaten belli. Arif Agam'a şunu soracağım ben. Zaten ortada o. Ciğer dolması. Evet, ciğer dolması. Meşhur ciğer dolması. Bunu da ilk defa gördüm. Evet. Ne var dışında? Gömlek var. Kuzu gömleği. Ha o en... Tabii evet. Bunun en böyle şeyi. Abi. Trakya'da ve bizim yöremizde damat yemeği çağrıldığında bayramlarda muhakkak olan lezzetler. İçinde ciğer var. Ciğeri kavuruyorsun. Başka neler var? Pirinç. Evet. Fıstık koyuyorsun. Soğanı güzelce kavurup hepsini birlikte kavuruyoruz. Karabiberini atıyoruz. En son üstüne gömlek yağı. Üstüne gömleğini sarıp fırına veriyoruz. O kadar. Arif Agam gömlek. Kardeşim. Evet agam. Onu da şöyle bir geriye gideyim. Evet. Her ilmin bir ustası vardı. Arkamda da ciğerci var. Evet. Ona havale edeyim onu. Bahri abi ciğer dolması. Sarma, ciğer dolma Rumeli geleneğinde aşağı yukarı 250-300 evet. yıllık bir gelenek bu. Tava ciğerden daha önce yapılan bir sarma. Damat şeylerinde mi? Tabii ki. Hala hazırda biz Edirne'de lokantalarımızda, bizde değil ama sulu yemek yapan lokantalarımızda hala hazırda ciğer sarma yapılır. Çünkü halk tarafından çok talep gören bir şey. O zaman Arif Agam'a hemen tekrar dönüyorum. Arif Agam yedin bunu ne oldu? Mide sana ne dedi? Mide sana ne der biliyor musun? Bayram bayram bayram. Rumeli'den ne yersen ye her şey güzel der. Neden? Her şey doğal be kardeşim. Aynen öyle. Yapıcılar doğal. İçindekiler doğal. Yiyenler aynen. doğal. Aynen. Sen daha ne istiyorsun? Çal Arif Agam'a be. Arif Agam. Çal be kardeşim. Çal Arif Agam'a. Helal olsun Arif Agam be. Evet. Kapama. Tavuklu. Mişoriz kapama denilir. Ne denir? Yöreye göre mişoriz kimisi der. Yani bizler, var mı? Ben mişoriz var, kelimesini. Var bize löpetten yapıyorlar. Löpetten, kırmızı etten löp tavuktan. Yapılıyor. Evet, olur. Tavuktan yaptık. O da oluyor. Kapama diye Trakya'da özellikle geçer. Özellikle bayram namazına büyüyor. Gidiliyor oradan evet. kabir ziyareti, bayram yemeğine. Sonra eve bir geliyor. Evet. Ama dedim ya löpettinden yapılıyor. Evet. Bayram yemeği bir nevi. Bildiğimiz evet. dışı herhalde pilav. Bir pirinci kavuruyoruz güzelce ne? Kaynattığımız tavukların suyunu üstüne ekliyoruz. Tepsiye döküyoruz. Fırına veriyoruz. Suyunu çekecek fırında. Harika. Hı hı. Arif Agam kapamaya ne diyorsun? Kapamaya şimdi açalım onu. Bunu açalım diyor. Açalım onu. Niye açalım? Evet. Kapama yalnız hanımefendinin saydığı etlerden değil, tavşan etinden de çok evet. güzel olur. Tövbe yarabbim. Evet. Aslı tavşan etidir. Neyse tavşan etini karıştırmayalım. Karıştırmayalım. İçinde var olanlar var yani. Biz gezen tavuktan bahsedelim. Şimdi bu gezen tavuk öyle bir güzel ki yani yedikten sonra beni kapatma diyor. Ye diyor. Daha ne istiyorsun? Peki mide kapamayı alınca ne diyor? Bir dakika. Mide kapamayı aldığı zaman hayatımdan lezzet alıyorum diyor. Yüzü gülüyor kardeşim. Hayatında o kadar büyük bir lezzet alıyor ki doğal olduğu için. Güzel. Evet. Güzel. Haydi bakalım. Evet. Neler kaldı? Börekler kaldı. Ha bir dakika. Ispanak borani. Borani evet. Oo. Zeytinyağlı. Güzeli. Arif abimin en sevdiği yemek. Benim sevdiğim şimdi geleceğiz, ama. Şimdi geleceğiz. Önce bir tarifini alalım. Çok faydalı ve hafif bir yiyecektir. Ispanağı güzelce kavuruyoruz soğanla birlikte. Karabiberini, tuzunu atıyoruz. Kısık ateşte demlenmesini bekliyoruz. Evet, üstüne de yoğurt yedik. Sarımsakla. Ispanak borağını yedik. Mide ne dedi bize? Vallahi moralin yerine gelir. Evet. Buyur abi. Yoksa moralin yerine gelmez. Neden bu şeyinden mi? D vitamini var kardeşim, ıspanak. Allah Allah. Değil mi ıspanak? Yoğurt, ıspanak bir de ne vardı hanımefendi içinde? Soğan var. Soğan bir de ne var? Trakyalıların aşkı evet, var. Güzel. Hepsi bir arada olunca senin miden fesada uğrar mı? Alişkin. Vallahi doğru söylüyorsun. Evet. Şöyle bir...